Bir öncelikle bu filmin yapımında katkısı olan, emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatı aslında sadece kendi hayatıyla sınırlı bir gerçeği yansıtmıyor. Bir dönemde Türkiye'de üstadın şahsında, onun çevresindeki insanların şahsında yapılan zulümleri, haksızlıkları, Türkiye'de milletin inançlarıyla, değerleriyle, imanıyla ne kadar oynanıldığını, ne kadar büyük baskı altında bu milletin kendi köklerinden kopartılmaya çalışıldığını çok güzel bir şekilde filmde arkadaşlar bunu vermişler. Onun için herkesi tebrik ediyorum. Ayrıca tabii Türkiye'de bir dönem yaşanan haksızlıkların, zulümlerin, despotlukların özellikle genç nesiller bakımından fevkalade önemli bir ayrıcalığı, özelliği olduğunu düşünüyorum. Bunu bilenler biliyor. Bizim babalarımız, bizim dedelerimiz, bizim büyüklerimiz bir dönem Türkiye'de ezanın nasıl Tanrı uludur, Tanrı uludur diye bu insanların kulaklarına, gözüne sokarcasına aslında çarptırıldığını, nasıl insanların Kur'an öğrenmek konusunda büyük zulümler ve baskılar altında kaldığı, nasıl iman hakikatlerinden saptırıldığını bizim büyüklerimiz biliyor. Biz de bilmiyoruz ama bizden sonraki nesiller bunları hiç bilmiyor. Dolayısıyla bu gerçeklerin, Türkiye'nin bu gerçeklerinin anlatılması lazım. Bunların anlatılması da sadece bir geçmişin hikayesi ya da işte tarihte olmuş olan bir takım vakalar şeklinde değil. Gerçekten bu milletin nereden nereye geldiği, ne büyük badireleri atlatarak bu noktaya geldiğinin de hatırlatılması bakımından önemlidir. Herhalde son sahnesi, yani artık ben buradan gidiyorum diyerek, yani gariban bir şekilde getirildiği, mazlum bir şekilde getirildiği Barla'dan o gidiş sahnesi ve o gidişini artık kendisinin anlamış olması filmin en etkileyici sahnesiydi. Şimdi şunu görmek lazım, yani bir kere insanlığın hayrına faydasına olan hizmetler her zaman son derece zor şartlar altında ama son derece ihlaslı, samimi çabalarla, gayretlerle ortaya konulmuştur. O günün yokluk ortamında, o günün baskı ortamında eğer böylesine samimi, böylesine büyük ihlaslarla çabalar ortaya konulmamış olsaydı, bunun gibi Said Nursi Hazretleri gibi Şeyh Esat Erbili'den birçok büyük zatlardan bu büyük mirası eğer bugün tevarüz etmiş olmasaydık, herhalde Türkiye'de imanın bu kadar yaygın bir şekilde yaşanması, Türkiye'de Müslümanların büyük bir şekilde inançlarına sahip çıkması da çok mümkün olmazdı. Onun için zor şartlar içerisindeki ihlaslı çalışmalar tarih boyunca İslam inancının bugüne kadar gelmesinin en önemli dayanakları, en önemli kaynakları olmuştur. Ben teşekkür ederim.